Hello YouTube. Tekrardan merhaba. 3 yıl ara ve 30 kilo farkla karşınızdayım. En sonki facia yılbaşı pastamın üzerine dedim ki 3 yıl sonra bir yenisini daha ekleyeyim. Ama bu sefer böyle internette gördüğüm bir şey değil. Kafamda bir şey oluşturdum. Basit. Yani bence bunu yapabilirim. Bunu da yapamıyorsam artık yeter. Bir daha pasta yapmam herhalde. Evet, başlıyoruz. Şimdi pandispanya tarifini yemek.com'dan aldım. Onu açıklamaya koyarım. O basit zaten. Biraz heyecanlıyım. Bir süredir TikTok'a video atıyorum. Yani TikTok'a video çekerken heyecanlanmıyorum ama şu an buraya gelince bir heyecanlandım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Neyse, başlayalım hadi. Evet, şimdi şu 5 adet yumurtayı sarılarıyla beyazlarını ayırıp şu iki kaba alacağım. Evet, aradan geçen 3 yılın ardından biraz daha kendimi geliştirmişim. Şurada çok hafif sarı parçaları oluştu. Şuraya da birazcık beyazından kaçtı ama genel olarak güzel ayırdım bence. Şimdi diyor ki şeker miktarının yarısıyla çok küçük bir miktar tuzla beraber şu beyazları çırp. İşte o kar beyaz kıvamına gelsin, bilmem düşmesin yap, beklet diyor. Nah! Ben akıllandım artık. Bu beyaz kısmı en son yapacağım çünkü sarı kısmını işlemini yaparken o kıvam eriyor. O yüzden ben böyle tercih ediyorum. Neyse, sonra diyor ki kalan şekerin yarısını atın sarının içine ve çırpın. Ay, konuşamıyorum, çok heyecan yaptım. Neyse, şimdi onu yapacağız işte. Evet, şimdi toplamda 200 gram şeker kullanın diyor. O yüzden ben yarısını aldım. Şimdi yarısı buna, yarısı şuradaki beyazlara ya. O da yarım su bardağı kadar ediyor. Şimdi bununla bunu işte karıştıracağız falan fişman. Ve evet, hala aynı milattan öncesinden kalma mikser. Ya ben böyle çekip dururken arada kameranın yeri falan kayıyor olabilir bu arada. Çünkü her seferinde bir durdurup internetten tarife bakıyorum. Anyway. Şimdi 2 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, birkaç damla da limon diyor. Ama ben limon tabii ki de kullanmayacağım. Çünkü paşa gönlüm. Bu 1. Aha, bu da 2. 1. 2. 2'den azıcık kaçtı ama sanki, neyse. Hayvan gibi de bulaşık çıkacak ya, hadi neyse. Evet, şimdi kuru malzemeleri, un, kakao, nişasta gibi şeyleri bir kaba alın, sonra eleyerek bunun üstüne koyun diyor. Bence saçma, ayrı bir kap daha kirletemeyeceğim. Direkt eleyi koyacağım. Üstüne koyup eleyerek şey yapacağım. Yani aynı mantık bence. Bu arada telefonda şuraya koyup çekiyorum. Hiç öyle tripit. Yok işte, neyse ama. Bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı mısır ya da buğday nişastası. Bizde mısır var. 1,5 su bardağı un. Bu 1. Şimdi bu da buçuk ama eğer kakaolu yapacaksanız 1 yemek kaşığını içinden alın, 1 yemek kaşığı kakao koyun diyor. Ben de kakaolu yapacağım. Yani bence fazla kakao göz çıkarmaz diye düşünüyorum. Bir adet spatula yardımıyla alttan üstten böyle 8 yaparmış gibi falan diye karıştırın diyor. Bence spatula ile yapamayacağız bunu ya. Neyse, tarife uyalım. Bunun bu kadar katı olması gerekiyor muydu acaba? Fırına ayarlayayım dedim ama sonra tarife baktım, önceden ısıtılmış, yazmıyor. Birazcık bu harç katı oldu gibi. Daha dakika bir gol bir Pandispanya'yı yaparken cortladık galiba. Yani bu harç biraz katı oldu. Neyse, şimdi şu beyazı çırpıp işte şu kar beyazı kıvamını elde edeceğiz. Evet aşko, sen bir çekil. Sen gel. Sen geri gel. Şunu da takalım. Şimdi şunun içinde şekerin kalanı var. Bir de böyle bir çimdik kadar tuz var. Yahak. Evet, çırptım geldim. Parlak. Kar beyazı ve tok olması gerekiyor. Parlak, kar beyazı ama tok bir kıvamda olamadı ne yazık ki. Bana cinnet geldi çünkü. Olduğu kadar, olmadığı kadar, vallahi yok, ben bunu benim psikolojik ruh sağlığım açısından yapamam. Evet, şimdi şunu şuna 3 aşamada katacakmışız. Çok fazla karıştırmayacakmışız. Hamur sönmesin diye falan. Hadi bakalım. Bu birinci aşama olsun, tamam mı? Bu akıyor ama. Hayır. Ya yemişim 3 aşamasını falan. Dök işte, üf.
Bu nasıl olacak ya? Ben bir şeyleri yanlış yaptım bence. Ay yoruldum. Aman. Sönerse sönsün be. Şu saatten sonra sönmezsen adam değilsin ha. Uzun uğraşlar sonucunda geldim. Bu sanırım tek kat falan bir pandispanya olacak ya. Hadi hayırlısı. Ben yarın sanırım marketten hazır pandispanya alacağım. Neyse şimdi internette gördüm. Böyle kek kalıbının etrafını alüminyum folyo ile kaplıyorsunuz. Sonra başka daha büyük bir kalıbın içine oturtuyorsunuz. Ondan sonra kalıba su koyuyorsunuz. Ay telefonu unuttum. Ve böylece kek orantılı olarak kabarıyor. Güzel oluyormuş falan fişman. Alt üst ayarda 170 derece fırına verdim. 40 dakika kontrollü pişireceğiz. O esnada ben de yarattığım enkazı toplayayım. Enkaz da bu şekilde. Şöyle flaşı da açtım göstereyim. Valla bir şeyler çok yanlış gitti ama. Ne yanlış gitti anlamadım. Pandispanyam fail oldu. Yarın marketten hazır pandispanya alacağım. O şekilde olacak artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi 3 saniye içerisinde yarın olacak. Yarın akşama geçeceğiz. 3, 2, 1. Geldim. Nasıl saçma bir giriş oldu. Anyway. Şimdi bir yılbaşı konsepti yapayım dedim. Tacımı taktım. Kırmızı ruj sürdüm. Yani bu kadar. Benden konsept bu. Pandispanya aldım. Şu çikolatadan aldım 2 tane. Carrefour'da bir alana bedavaydı. Ama bunun ucundan annem biraz tırtıkladı. Muz aldım içine koymak için. Yani aslında şu an artık çok bir şey yapmayacağız. Pastayı birleştireceğiz yani krem şantiyi falan yapacağım. Çok bir esprisi var mı? Yok. Ama artık girdik bir işe. O yüzden çekeceğim. Bu arada dün yaptığım pandispanyayı yedik yani. Zaten çok incecik kağıt gibi bir şey oldu. Ama tadı güzeldi. Islak kek gibi bir şey olmuş yani. Onu annemle yedik biz. Neyse hadi başlayalım. Evet, malzemelerim bu şekilde. Yalnız ben bir salaklık yapmışım. Ben bunu pastacı kreması zannederek aldım. Halbuki bu da krem şanti. Şimdi 300 milim süt, 50 gram yumuşak margarini çırpma kabına alın diyor. Şimdi bundan 2 tane var elimizde. O yüzden 300-300-600 milim süt oluyor. Bu da 3 su bardağı eder. Yumuşak margarin koymayacağım çünkü yağ koymak istemedi canım. Hadi başlayalım. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square. Malzemelerimi toplayıp geldim. Ben geldim de. Ay çok sinirim bozuldu şu an sabah sabah. Dün gece edit yaparken bir kaza bela geldi başıma. Bütün edit yanlışlıkla kaydedemeden silindi. Silindi yetmiyormuş gibi hamallerinden de bir şey silinmiş anlamadım. Yani 4 senelik eski telefon artık yani sorgulayamayacağım çok sinirliyim. Yani krem şantinin kırmızı kısmını yaptım. Sonra pastanın süslemesini yaptım. Hatta pastayı diktiğim esas kısım yani silinmiş. Neyse yapacak bir şey yok. En azından pastanın bitmiş halini göstereyim. Ulan o kadar da çekmiştim ya. Pasta bu şekilde oldu. Güzel yaptım bence pastayı da işte yapım aşamasındaki videolar silindiği için. Öf. Bir tane de flaşı açayım. Hava biraz kapalı gibi. Yani güzel oldu işte böyle oldu ya. Öyle işte yapacak bir şey yok. Bu videonun şu an amacı ne oldu onu bilmiyorum. Çünkü yani esas pastayı yaptığım kısım şu an yok. Pandispanya yaptım. Pandispanya fail oldu. Şu an bu video neden mesela izlensin anlamadım şu an. Çok sinirlerim bozuldu. Neyse kapatıyorum videoyu artık. Herkese iyi seneler diliyorum. Bay bay.